Son tahlilde yemek kitabımızın yazımını tamamlamış bulunuyoruz. Direniş Yemekleri isimli kitabımız emekçi halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun. İnna sabirin. Hayır efendim. O kitabın adı Helal Yemekler olacak. Saçmalama Hidayet Hoca. Biz bu kitaptaki yemekleri kurban etine göre tarif etmedik. Helal yemeklermiş. Zaten seninle aynı kitabı yazan da kaba. Tövbe tövbe. Niye yani dünya nimetlerini siyasi emeline alet ediyorsun sen? Utan be. Sen başka bir türlü yapıyorsun sanki. Kemal Paşa tatlısını peynir tatlısı diye yazdırmaya çalıştığını unutmuş değilim. Ne olmuş? Kemal Paşa tatlısının diğer adı da peynir tatlısıdır zaten. Oo, siz bu gidişle bu kitabın adını Bayatlamış Yemekler kitabı koyun. Ha yani iki saattir bir kitabın adında anlaşamadınız. Erkek milleti değilmiş şekerim. Bak kendi aralarında bile anlaşamıyorlar. Biz kadınlarla nasıl anlaşacaklar? Ben demokrat ve layık olan herkesle anlaşırım. Anlaşıldı anlaşıldı. Bundan sonra yemek tariflerini ayırıp herkes kendi kitabını çıkartacak. Ay hiç olur mu öyle şey? Patlıcan dolmasını bile birlikte yazdınız. Kadri Hanım doğru söylüyor. Sen benim dediğimi kabul et de bastıralım şu kitabı. Sen benimkini niye kabul etmiyorsun? Şuna bir de demokratım diye geçiniyor. Yeniden merhaba ve günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Sizi özlemiştik. Ben de sizleri özledim okulumu. Canım. Hoş geldiniz. Canım. Sizi çok özledik. Afedin. Sağ olun. Sevgiler efendim. Erkek hegemonyasının hakim olduğu bu okulda bir kadının yokluğu bayağı hissedildi Afet Hanımcığım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Fidan Hanımcığım. En iyisi Afet Hocam hakem olsun, o versin kararı. Hoca camide, hakem sahalarda. Hem ne hakemi olacakmışım ben? Şimdi efendim biz Cumhur Hoca'yla bir kitap yazdık da yemek kitabı. Bu adı konusunda bir türlü anlaşamıyoruz. Yani bu diyor ki şey olsun... Demir perde yemekleri mi ne öyle bir şey diyordun değil mi? Yok yorgun demokrat yemekleri. Hayret bir şey valla. Ya senin önerdiğin isim ne? Mübarek tağımlar. Sus. Çarpılacaksın tövbe de. Biraz daha sizin boks hakemine ihtiyacınız olacak ama o ben değilim. Asgari müşterekte uzlaşın koskoca kitap bitirmişsiniz. Bir isim bulamayacak mısınız? Yani Afet öğretmenim doğru söylüyor. Yani bu konuda da uzlaşamazsak yuh olsun bizim demokratlığımıza. Kitaba resim koysak mı diyorum. Nasıl resim yani? Canım yani yemek kitabının içine bikinili manken resmi koyacak değiliz ya. Tabak içinde yemek resmi. Bak o olur işte. Bugün çarşıya gidip biraz alışveriş edeceğim. Evde hiçbir şey yok. Ev bomboş. Markete mi gideceksiniz Kadriye Hanım? Yok, hayır. Mısır çarşısına gideceğim. Biraz tütsü, mum, buhur, kandil yağı filan alacağım. Hmm. Hadi iyi günler arkadaş. İyi günler. Kitabın ismini görür gibiyim. Mutfakta biri var. Cumhur Türk Soy. Altta Hidayet Şerbetçi. İnna sabirin. Niye senin ismin üstü oluyor? Ha? Esas benim ismim üstü olacak Hidayet. Değiştirelim. Alfabetik sıraya göre olsun. O nasıl olacak o? Gayet basit. Alfabeye göre kimin isminin baş harfi önce geliyorsa onun ismi üstte yazılacak. Yani A, B, C, C. Cumhur'a vay uyanık var. Hadi Hidayet Hoca yayın evleri bizi bekliyor. Tartışmamıza yolda devam ederiz. Kitabı en iyi teklif verene bastıralım. Bakıyorum işi kapmışsın Hidayet Hoca. kapitalizmin büyüsüne kapılmamak elde değil. Hadi uzatma hadi. Efendim iyi günler. Efendim iyi günler. İyi günler efendim. Yürü. Bahar'cığım. Ünlülerin, ünlü sanatçıların bağlı olduğu bazı şirketlerin adreslerini buldum. Çok iyi. Bugün mü gidip konuşacaksınız? Tabii bugün gidiyorum. İsteyenin bir yüzük ara. Bakalım gelmelerini isteyelim. Umarım olur ama işimiz çok zor. Öğretmenin hangi işi kolay ki? Başaracağız bunu. Benim bu kitabı yazdığımı duyan bir sürü yayıncı inanın basmak istedi kitabı son tahlilde. Yani yazdığımız demek istedi. Birlikte yazdık da. Evet, Hidayet Hoca'nın da epey katkısı oldu kitaba. Pardon, daha önce hangi kitaplar yazmıştınız? Biz mi?
Çok. Mesela inkılap yemekleri, sonra demokrasiye geçerken hangi yemekleri yemeliyiz? Özellikle bu sonuncusu tam 3 baskı yaptı son tahlilde. Sonra efendim Ramazan yemekleri tarifi, güllaç tarifi. Efendime söyleyeyim, bu aşurenin tarihçesiyle ilgili tam 14 ciltlik dev eser. Sonra yani işte buna benzer bir sürü şey yazdık. Pekala, kitabınızı basacağım. Bu ara yemek kitapları yoğun ilgi görüyor. 2000 adet basar, deneriz. İnanın bizim bu kitabımız peynir ekmek gibi satacak son tahlilde. Ben cami çıkışlarında en azından mümin kardeşlerime 1000 tane satarım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Efendim numaramız sizde var. Artık haberinizi bekliyoruz. Bekliyoruz. Ortak, hadi kitabımızın basınçı şerefine meyhaneye gidip 2 tek atalım. İnna sabirin, inna sabirin. Ya gidip 2 rekat şükür namazı kılalım diyeceğine... Dur yüzünü hala zıkkımlanalım diyorsun ya. Tamam tamam. Ben rakımı içerim. Sen de şalgama devam. 2 duble. Hadi yürü, hadi yürü, yürü. Selamun aleyküm arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu ne keyif böyle beyler? Size imzalı bir kitabımı hediye etmek isterim Afet Öğretmenim. Hayır hayır, benim imzalı kitabımı alın Afet Hanım. O zaman şöyle bir şey yapalım. Cumhur Bey bana imzalasın, siz de Bahar Hanım'a, ne dersiniz? Tabii canım. Gördüğünüz gibi demokrasilerde hala çare tükenmiyor. Ama benim yazdığım tariflere dikkatinizi çekmek isterim. Özellikle bir hurma reçeli var ki... Esas benim Rus salatası tarifini tavsiye ederim. Benim Rus salatası tarifinden sonra Amerikan salatasının ve diğer emperyalist hareketlerin sonu gelecek son tahlilde. Hurma reçeli. Rus salatası.